Merhaba arkadaşlar. Bugün size kebapçılarda çok sevdiğimiz, öve bitiremediğimiz ezogelin çorbasının nasıl yapıldığını göstereceğim. Bunun için ana malzemelerimiz bir su bardağı kırmızı mercimek, 2 yemek kaşığı bulgur, 3 yemek kaşığı pirinç. Benim soğanlarım küçüktü. 3 tane soğan kullanıyorum. Büyüklüğüne göre 1 ya da 2 tane soğan, 2 diş sarımsak, nane, pul biber, tuz ve karabiber. Öncelikle mercimeğimizi, bulgurumuzu, pirincimizi kabımıza alıyoruz. Bunu bir güzel yıkıyoruz. Yıkıyoruz ki nişastası çıksın, çorbaya kötü bir tat vermesin. Ben bugün çorbamda şöyle göstereyim. Kemik suyu yapıp buzluğumuza atmıştık. Onu da kullanacağım. Daha da güzel olur. Tavsiye ederim. Kemik suyu, tavuk suyu gibi şeyler de koyarsanız daha da güzel, lezzetli olur çorbanız. Şimdi diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Şimdi tenceremizi ocağa koyduk. Altını yakıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyoruz. Soğanımız, sarımsağımız. Bir yemek kaşığı kadar salça koyuyoruz. Salçamızı güzelce kavuruyoruz. Dibini hafiften sarmaya başlayacaktır. İçini birazcık biraz sonra koyacağım. Çok iyi biraz. Şimdi koyacaksın. Bunu malum atıyorum. Al bir şey kararı ver. Çok az. Yarım çay kaşığı kadar kadar. Biraz pul biber. Bu da yani çok iyi. Bir tatlı kaşığı kadar. Bunları da şöyle bir çevirip ondan sonra su koyun. Bir bardak kadar da su koyun. Mercimek, pirinç ve bulgurumuzu atıyorum içine. Yani şöyle bir kavuruyorum. İlk etapta ben 6 bardak su ekleyeceğim. Daha sonra bakacağız duruma göre. Çorbamız koyu olursa üzerine eklemeye devam edelim. Evet, çorbamız yaklaşık 10 dakikadır kısık ateşte ağzı kapalı şekilde pişiyor. Kapağını açalım. Fokur fokur kaynıyor görüyorsunuz. Kontrol edelim bir mercimeklerimiz falan pişmiş mi? O gayet güzel pişmişler. Görüyorsunuz açılmış. Şimdi bunu blenderda çekeceğiz. Ama çekmeden önce bir kaşık daha nane atıyoruz içine. O kebapçılarda, lokantalarda yediğimiz çorba tadına ulaşsın.
Yine bir karıştırıyoruz şöyle bir. Çekince çorbamızın kıvamı koyu olabilir. Kendi zevkinize göre çıkartabilirsiniz. Şimdi altını da kapatalım. Yine altını açalım. Bir 5 dakika daha kaynasın. Çorbamız hazır. Çorbamız hazır efendim. Şimdi tabağımızı alalım. Nasıl oldu görelim. Çorbamız hazırmış. Afiyet olsun efendim.